Batani 9. yüzyıl. Bu adamcağız temelde matematikçi ve astronom. Bu Kopernik ondan esinlendi dedin. Hayır, esinlendi değil abi. 23 defa site ediyor adamı. Evet, evet. Yani evet. 23 defa atıf yapıyor Batani'nin. Hı-hı. Nesine atıf yapıyor? Verilerine. Batani'nin verileri o kadar güzel ki dünya güneşten en uzak olduğu zaman, bir güneş tutulması olduğunda, ay yeteri kadar büyük gözükmediği için ayın etrafında böyle bir hale oluşuyor. Hale değil, direkt güneşi güneş. Görürsün. Sapsarı, şahanedir. Batani bunu hesap etmiş. İlk defa anüler güneş tutulmasının izahını yapan adam. Batani'nin sıkıntısı Ptolemaik dünyada yaşıyor. Kopernikan dünyada değil. Mesela bir Aristarkos'u falan ya bilmiyor ya inanmıyor. Ama site etmiyor. Sonra Batani oturuyor. Bir senede kaç gün vardır, kaç saat vardır, kaç dakika vardır? Bunları hesap ediyor ve küt doğru hesap ediyor. 365 gün 6 saati buluyor. Evet abiciğim. Dakikasını bile veriyor. Çok enteresan yani, bildiğin gibi değil yani bunların da. Sene kaç? İşte 9. yüzyıl. Evet. Şimdi bu adamların şunu görüyoruz. Mesela Battani'nin aynı zamanda trigonometride çok ciddi çalışmaları var. Bunlar yani benim kendi babam için kullandığım bir şey, bir terim vardır. Bunlar matematik cambazı. Yani bunların mesela bir Kopernik gibi bir bilimsel şey, ne derler, devrim falan yapmış oldukları, öyle bir şey yok. Batani'nin yok. Ama adam matematiği o kadar güzel kullanıyor. Bir, iki, çok iyi gözlem yapıyor. Yani düşünebiliyor musun? O zaman teleskop yok, bir şey yok. Yani adamcağız son burada derece... Burada yapmıyor yalnız, Rakka'da yapıyor. Ya, mühim değil hocam, hayır, nerede hayır, yaparsa yapsın. Hayır, bir şey yapıyorum, ha. Ekleme yapıyorum. Tabii. Yoksa LSD yani, için söylemiyorum. Hayır, nerede yaparsa yapsın. Evet. Adam hassas gözlem yapıyor. Ve bu gözlemleri elindeki matematikle fevkalade güzel izah ediyor. Battani'nin önemi burada. Ama bu adamcağızın bunun yanında başka faaliyetli fizikle uğraşıyor. Epey çalışmaları var. Bir de bir hocanın üzerinde durduğu Sabit İbni Kurra vardır. O en azından benim gördüğüm bilim adamı olarak Battani'den bir kademe yukarıda. O aynı zamanda çevirmen. Evet. Aynı zamanda. Üç dil biliyor adam. Evet, evet. Şimdi hoca şeylerden bahsediyor ya, bunlar neydi, Sebatilerden falan bahsediyor. Tabii. Bahsederken bu adam Aramca biliyor, Yunanca fasih konuşuyor ve Arapça biliyor. Tercümeler yapıyor. Fakat bunun bilim adamı olarak üstünlüğü nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu alıyor Aristo'yu, okuyor Aristo'nun fiziği. İşte Aristo diyor ki, her temel elemanın kendine has bir yeri vardır. İşte en merkezde toprak vardır. Onun üstünde su vardır. Onun üstünde hava vardır. Onun üstünde ateş vardır. Bu değişmez bir kuraldır. Eğer buna aykırı bir şey görürsen bir gariplik vardır. Oraya bak diyor Aristo. İbn-i Kurra diyor ki... Cisimlerin doğal hareketleri ve doğal yerleri. Doğal yerler. İbn-i Kurra diyor ki, kardeşim bu doğru değil diyor. Cisimler diyor, yerlerini diyor, bir gariplik olduğu için değiştirmiyorlar. Ağırlıklarına göre değiştiriyorlar diyor. Ağır olan diyor, merkeze doğru gidiyor diyor. Yani İbn-i Kurra bir adım daha atsa gravitasyon olacak. Ben bunu çok önemli addediyorum. Yani bu... bu coğrafyanın insan bilgisine kattığı çok 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 önemli bir katkı. Ya bugün bana soruyorlar öğrencilerim, işte dünyanın katmanları hangileridir? İşte söylüyor, çekirdek, manto, kabuk. Peki niye bu böyledir? Özgül ağırlıklı. Özgül ağırlıklı. Değil mi? En yoğun demir içeride, aşımları ortadadır. En hafif de dışarıdadır. Peki sen bunu deyince şu soru gündeme geliyor. Yüzeydeki demir nereden geliyor? Yüzeydeki demir çok az. Yüzeydeki demir bazaltın çeşitli şekillerde ergiyip tekrar
başka bir kaya haline dönmesine diyeyim ben sana. Şimdi bazalt eriyor. Bazalt eridiği zaman meydana gelen magma kristallenirken belli bir sırada kristalleniyor. O belli bir sırada kristallendiği esnada en son ürün potasyum bilmem ne falan, fakat ilk baştaki ürünler de demirce zengin mineraller. Değil mi? Bunlar ne? Olivin, piroksen ve amfibol. Bunlar. Bir de tabii demir mikalar var. Bunlar kristalleniyor ama çok az bunlar. Biz eğer mesela altın, demir bilmem ne, bunlar yeknesak bir şekilde dünya kabuğuna dağılmış olsalar hava alırız. Tabii. Kullanamayız bunları. Çıkartamayız yani. Ama bunlar bu sürekli magmatik olaylarla konsantre oluyorlar. Belirli yerlerde kesafetleri artıyor. Onun için bunları, onun için mesela altını falan onun için kullanabiliyoruz. Yoksa hava alırdık. Sabit İbni Kur'an'ın teorisi nerede yani, tabii özgül ağırlık kavramı biliniyor. Nereden biliniyor? Şeyden, Arşimet'ten biliniyor. Arşimet'ten beri biliniyor falan. Ve bu adam bunu kullanarak Aristo'nun dediği, efendim her malzemenin, her elementin kendine göre bir yeri vardır. Sabit İbni Kur'an diyor, böyle bir şey yok kardeşim diyor. Her şey kendi özgül ağırlığına göre dağılır diyor. Diyorum ya, bir adım daha atsa şeyi bulacak. Peki şimdi bütün bunları buluyorlar, bütün bunları konuşuyorlar. Batı'da bunların gelişmesinde, Avrupa'da bunun gibi sen 300, Batı 500. Bunları okuyor ya bak. Şimdi peki niye burada gelişmiyor, onlar da orada gelişiyor? Niye bunlar o aradaki bir adımı atlayamıyorlar? Abicim o çok çok ilginç bir soru. Çünkü burasının sosyal yapısı çok sadmelere uğruyor. Yani işte hocam biraz önce anlattım. Moğollar geliyorlar, darmadağın ediyorlar. Burada belli bir bağnazlık yerleşiyor. Çünkü halk kendini korumak istiyor. Kendini nasıl koruyacaksın? Elinde olmayan bir güce güvenmek istiyorsun. Hayali güçlere güvenmeye başlıyor. Ne oluyor? Dinler öne çıkıyor. Bilimin önüne geçiyor. Bilgi bizi korumadı, dine geçelim. Ve o canla okuyor toplumu. Bitiriyor.